Ablam, ya sen bu soğukta ne zamandır oturuyorsun, üşümedin mi hiç? Yok abla ya, üşümedim. Zaten ateş yaktım. Gel gel. Gel sen de gel. Oh, kardeşine sahip mi yaptın? Vallahi eline sağlık abla, çok sağ ol. Afiyet olsun gülüm benim, şifalısın. Oh, çok güzel olmuş. Ya sen ne güzel bir ablasın ya. Gülüm. Gülüm nasılsın? Yani bunu genel anlamda soruyorum. Her şey yolunda değil mi? Çok şükür abla, her şey yolunda. Yani bir sıkıntı yok. Yani bu işte anamın böyle evlen evlen diye sıkıştırmaları da olmasa daha iyi olacağız da. Neyse, alıştık artık. Yani bana kalırsa pek de haksız sayılmaz gibi. Ha, ne dersin? Nasıl ya? Sen de mi abla? Ha? Allah aşkına sen de mi ya, cidden? Bu defa ikimiz de biliyoruz gelmeyeceğini. Abla, bu defa gelmeyeceğini ikimiz de biliyoruz da. Bu defa daha fazlası var ama. Dileğin bana emaneti var. Ali var. Daha sonra hatıralarımız var. Ben onun oldum, o benim oldu. Ya ben ona bir söz verdim, bir söz. Ah, ben ona bir söz verdim. Buradan hiçbir zaman gitmeyeceksin dedim ya. Gitmedi. Gitmeyecekti. Ya bu hiç değişmedi ki. Bu hep böyle kalacak. Bak, ben de hala inanıyorum Dileğin buralarda olduğuna, bizimle olduğuna. Hala onu görmek istemem. Gözünün onu araması. Bak, bunlar çok güzel şeyler. Ama yaşadığımız hayatın gerçekleri var. Artık bunlarla avunacak çocuk değilsin sen. Büyüdün artık. Beben var, sorumlulukların var. Daha çok gençsin. Gitmen gereken yolların var daha. Yok abla, ben kabullendim ya. Ben kabullendim. Benim hayatımın özü özeti bu, kabullendim yani. Beklemek, dileğe beklemek. Daha önce bekledim, yine bekleyeceğim. Ha, biliyorum bu defa gelmeyecek. Ama ben ona gideceğim. Ömrüm bittiğinde ona vardığım zaman içimde sadece olsun istiyorum abla. İçimde ona ait olmayan tek bir parça bile olsun istemiyorum ya. Bak, ben geldim demek istiyorum. Dilek, ben geldim. Bak, bütün parçalarımla ben geldim demek istiyorum ya. Buna engel olacak olan ne? Abla, bak, ben idare ediyorum, tamam mı? Ben idare ediyorum, lütfen. Görüyorum gülüm. İdare ediyorsun etmesini ama. Ama bu gittikçe daha da zorlaşacak. Anam artık eskisi gibi değil. Tamam, getir bebeğe, ben bakayım diyeceğim. Ama ben de bakamam ki, benim de yüklerim var. Sorumluluklarım var, çocuklarım var. Yani sen de bu sorumlulukları paylaşacak birine ihtiyacım var Taner. Yani en azından şimdi yol yakınken. Ya abla, anam neyse, bak. Hadi anam neyse de. Allah aşkına sen nasıl diyorsun böyle ya? Hayır, sen nasıl konuşuyorsun böyle ya? En yakından sen şahit olmadın mı? Bak, bu oturduğumuz çardakta biz kaç gece dertleştik ya? Ya biz bu çardakta kaç gece dertleştik ya? Her gece Dilek'e anlattım ya sana. Şahit olmadın mı ya? Görmüyor mu? Bak, hala görmüyor mu? Kalbimin Dilek için attığını hala görmüyor mu Allah aşkına ya? Taner, biz tüm kasaba şahit olduk senin aşkına. O zaman ne o zaman ne ya? Allah aşkına ne? Ne o zaman? Heh? Ama bu el kadar bebe. İleride anasının yokluğunu hep hissedecek. Sen ne yaparsan yap, sen ne söylersen söyle, hep hissedecek. Okula gidince hissedecek, eve dönünce hissedecek, yemeğini yerken hissedecek. Hiçbir şey doldurmayacak o içindeki boşluğu. Evlendiğim kişi mi dolduracak o boşluğu? Heh? Evlendiğim kadın mı dolduracak o boşluğu? Yani en azından hafifletir. Tamam, Dileğin boşluğunu dolduramaz belki ama en azından anne diyeceği biri olur. Abla, bak, Ali'nin anneye ihtiyacı yok ha, tamam? Ali'nin anneye ihtiyacı yok. Bak, bu konu bir daha açılmamak üzere kapansın. Bak lütfen.